Kovanları naklederken gece naklediyoruz. Gece sabah açıyoruz. Anaarı da yok. Anaarı kutuda. 2 günde gelsin sorun mu? Yok yok, sorun değil. Yaklaşık olarak bir haftaya kadar biz kutuda kargo tutuyoruz. Tabii tabii, kargo ile geliyor. Biz kutuda tutuyoruz bunları. Bir haftaya kadar tutabiliyorsunuz kutuda. Ama elden geldiği kadar kısa süre tutmaya çalışıyoruz. Yani bir hafta tutabiliyorsunuz diye bir hafta tutmayın. Yani geldiği gibi kullanmaya çalışıyoruz. Elden geldi. Maksimum süremiz bir hafta. Biz bir hafta sonra eğer elimizde duruyorsa gidip kovanlara koyuyoruz bunları. Daha sonra ihtiyaç oldukça o kovanlarda alıyoruz. Yani küçük kovanlarımız da var. Aynı zamanda anaarı koyduğumuz. Onlara koyup işte ufak nüfuslu lazım oldukça onlardan alıp kullanıyoruz. Kargoda canlı garantili geliyor mu? Karışmıyor. Garantisiz geliyor. Bu tane alacaksın. Yani kargoda geliyor, garanti kapsamı dışında geliyor. Üzerine yazacak ama canlı nakilde. Yok, yazmıyor. Zaten şu an bir kargo şirketi taşıyor. O da bazen taşıyor, bazen taşımıyor. Bazı şubesi taşıyor, bazı taşımıyor. O işler karışıyor. Ya bu sene taşıyorlar, belki seneye taşımıyoruz diyecekler. O da belli olmuyor. Geçen sene başka bir kargo şirketi taşıyordu. Bu sene başka bir kargo şirketi taşıdı. Belki bu önümüzdeki sene o da vazgeçecek. Yani bilemiyoruz. Yok, tamamen kapalı değil, güzel. Onlar tel bir kafes içerisinde duruyorlar. Videosu var onun, denk gelirse göreceksiniz videosunu. Büyük dorselerde düşünün, paletler üzerinde taşınıyor. İşte bir palette yüzlerce koloni oluyor. Vinçlerle indiriyorlar, işte çok sıcaklarda hortumlarla su tutuyorlar falan, serinletmek maksadıyla. Tabii uçak, Avustralya'dan uçakla yolluyorlar. Amerika'ya uçakla gidiyoruz. Arı zehrini anlattığınızı çok hatırlamıyorum. Geçer misiniz? Evet, çalışma sistemini söyledim. Ana arınınkinin düz olduğunu söyledim. İşçi arının iğnesinin tırtıklı ve hareketli olduğunu söyledim. Çalışmasını, savunma sistemini söyledim. Onun dışında yapısı olarak bir protein zinciri. Kullanılmasında işte alerjik olarak söyledim. Benim alerjim olduğunu söyledim. Değil mi? Yavaş yavaş arı sokarak bunu aşabildiğimi söyledim. Ama bununla ilgili tabii ki hani eğer tereddütü olan varsa test yaptırabilir. Bununla ilgili Uludağ Üniversitesi hala yapıyor mu bilmiyorum. Alerji göğüs hastalıkları ve alerji polikliniğiydi galiba. Orada hocalarımız hatta daha önceki senelerde bir anket yaptılar. O ankette bir toplantı yaptılar. Arıcılara dediler, gelin isteyenler testlerini yapabiliriz. Ne kadar alerjisi var veya alerjisini tedavi etmeye yönelik çalışma yapabiliriz. Böyle bir öneride bulundular ama benim bildiğim giden kimse yok. Onun dışında işte tedavi amaçlı romatizmaya iyi geldiği yüzyıllardır biliniyor zaten. İnsanlar kullanıyor. Arı zehri toplanıp satılıyor mu? Satılmıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunun bir basit bir tuzağı var. Kovanın ön tarafına koyuyorsunuz. Teller var. Tellerin arkasında bir cam var arkadaşlar. Bu tellere belirli frekansta elektrik veriyoruz. Bu elektriği verdiğiniz zaman arılar gelip bu titreşime karşı bu telleri sokuyorlar. Sokunca zehir bu cam plakanın üstünde kalıyor. Daha sonra bunu bir kabın üzerinde cam plakayı sıyırıyorsunuz. Toz halinde zehiri alıyorsunuz. İğneler bu sırada kopmuyor değil mi hocam? Kopmuyor. Teli soktukları için iğneler. Sadece zehiri almış oluyorsunuz. Yani arı batırmaya çalışıyor ve zehir bırakıyor. Zehiri almış oluyorsunuz. Yani ben yapmadım ama sistemi bu şekilde. Makinası da var elimde. $4,500. Neyi? Romatizma için kullanıyorlar zaten. Ya makine o kadar da zehiri alan yok abi. İşte makineyi ne yapayım? Ucuz olduğu için maliyeti karşılamıyor. Neyi ucuz? Yani alet $4,500 ama zehirin kilosu veya gramı. Abi güzel. Alet bende var. Zehiri alan varsa üretelim yani. Onu diyorum, zehiri alan yok. Yok işte. Yani makineyi niye alayım ben yani? Zehiri alacak adam yok ki. Yani bunu bir arkadaşımız araştırdı. Makineyi biz geliştirdik de, arkadaşlar geliştirdi de. Fuarda gördüm. Farklı farklı makineler de yaptılar. Yani bizdeki makine bir tane aküye bağlıyorsunuz, pıt 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 bir kovandan alıyorsunuz.
O bir tane makineye bağlıyorsunuz, 10 tane kovandan alıyorsunuz. Yani böyle geliştirdiler de. Ama pazar yok. İşte bir yerde bulmuşlar, Fransa'da bir ilaç firması kullanıyormuş zehri. Onlar da kendi arkadaşı bir tane aracıymış. Onda zaten 500-600 kovan varmış. Ondan aldıkları zehir o ilaç fabrikasının ihtiyacını karşılıyormuş. Yani dışa bağımlı değil adamlar. Kendi içerilerinde bunu karşılıyorlar. Pazar olmayınca zehirin bir pazarı yok. Ha, onun dışında zehir hangi maksatla kullanılıyor? Benim yani bu hani demin dedim ya arı ürünleriyle ilgili bir kitapçık vardı. Ondaki yabancı kaynaklı bir kitap. Onda o zaman işte krem yapıldığı, işte kremler şeklinde kullanıldığı veya romatizmalı hastalıklı ilaçlarda kullanıldığı diye yazıyordu ama ben de bilmiyorum yani kullanılıyor mu kullanılmıyor çünkü pazarını bilmiyoruz, yok. Ama tahminimce muhtemelen işte arı sokmasına karşı bir serumda falan kullanılması için belki kullanıyorlar böyle bir şey için. Onu da kendileri karşılıyorlar. Yani bir uluslararası piyasada bir pazar yok. Arı sütünün pazarı var, balın pazarı var, polenin pazarı var, arı ekmeğinin pazarı var, propolisin pazarı var. Arı zehirinin yok yani. Ne bir fiyat veren ne soran var. Onun için hani üretilmesi zor değil. Ama onun dışında hani Amerika'da işte kullanım yöntemleriyle ilgili bir şeyler anlatırken onlar işte bir tane firma mesela akupunktur noktaları ve işte şu hastalıkta şu noktalardan sokturulacak diye bu alternatif tıp şeyiyle yöntemler geliştirmiş mesela Amerika'da. İşte ne diyor? Şu hastalıkta Almanya'daki mi yok? Şu hastalıkta işte şu akupunktur noktasından sokturacaksınız. Çizelge yapmış. Bir şirkette işte arı bizim ana çiftleştirme kutularımız var ufak. Bunlar şeklinde arılar hazırlıyorlarmış. İşte Amerika'da telefon ediyormuşsunuz. Kargo ile geliyor. Villanızın bahçesine koyuyorsunuz. Oradan işte maşayla arıyı tutturuyorsunuz. Bu noktadan sokturarak tedavi amaçlıyorsunuz gibi bir sektör oluştuğunu söylüyorlar. Onun dışında ha bu bence daha mı iyidir? Benim kendi yorumumu söylüyorum burada. Hani bir araştırma sonucu söylemiyorum. Arı zehirinin de bir uçucu maddesi var, bir katı maddesi var. Elektrikli aksamla topladığın zaman uçucu madde gidiyor. Toz olarak kalıyor. Daha sonra bu sulandırılarak gene elde ediliyor. Ama bu uçucu maddeyi siz sadece arıyı sokturduğunuz zaman alıyorsunuz. Bana göre direkt arı sokturulması daha iyi. Almanya'daki firma da yine bu alternatif tıpta yapıyor birisi. Kuyruk sokumundan arıları kendisi sokturuyor cümbüzden. Ve arılar soktuğu zaman iğneleri kuyruk sokumunda kalıyor. Ölüyor yani arılar. 8-10 tane seans seans yapıyorlardı. Hangi hastalar bilmiyorum ama dediğiniz yöntemler. Yani vardır ya. Yani o konudaki uzmanlar, fizik tedavi uzmanları falan bunlar bir araya gelip bir apiterapi merkezi kuruyorlar. Bizde yok. Ama bu Rusya'da var, işte Ukrayna'da var, Japonya'da var, Çin'de var, Amerika'da var, birçok yerde var. Bizde yok. Bizde kurulmasına yönelik olarak işte 2000 yılında falan da bir çalışıldı. Yapılacak, edilecek dediler. Gene olmadı. Yapılamadı. Belki tereddüt edildiğinden dolayı da olabilir. Hani riskli bir şey yani arı sokturulması falan, onunla tedavi yapılması falan bu riskli. Ondan dolayı da olabilir, bilmiyorum. Ama yani uluslararası piyasada bir sektör yani. Bunda arkadaşlar deminkine geleyim. Arkadaşlar bakın yumurta. Gördüğünüz gibi. Burada mumla ilgili gene böyle parça parça aklıma geldikçe söylüyorum. Bakın bir altıgen, bakın burada. Diğer arkadaki peteğin altıgenleri bakın burada, görüyor musunuz? Bu merkez, şu birleşme noktası arkasındaki şuraya denk geliyor. Bu da peteklerin içerisinde hafif bir bombelenme sağlıyor. Yani işi abartarak gösterirsem bir göz böyle, bir göz de böyle bakın. Bu da peteğin böyle bombeli bir yapı almasını sağlıyor. Hem alanı genişletiyor, yüzey alan genişlemiş oluyor. Hem peteklerdeki yapıyı tam olarak oturtmuş oluyor. Bu tabi bazı araştırmacılar, bazı kaynaklarda gördüğüm söyleyeyim. Kovan içerisinde haberleşme sisteminde frekanslar kullanılıyor.
Bazı araştırmacılar bu frekansların bu altıgenlerdeki titreşimlerle diğer tarafa iletildiğini de savunuyorlar. Bizim burada en önemli görmemiz gereken şey arkadaşlar, yumurtalar. Bunlar işçi arı yumurtaları. Çünkü bulundukları gözler işçi arı gözü. Eğer ana arıda bir anormallik yoksa, dövsüz yumurta atmıyorsa, bunların hepsi işçi arı. Ve yumurtaların hepsi ana arı sağlıklı bir şekilde yumurtluyorsa, peteğin tam orta kısmında, yani altıgenlerin tam merkezinde yumurtlandıysa, evet bu ana arı sağlıklı bir şekilde yumurta atıyor demek. Arkadaşlar ad soyad imza. Bu şu görsel kaç günlüktür, bir zaman söyleyebilir misiniz? Yumurta mı? Evet. Kaç günlük yumurta? Evet. Yumurta birinci gün diktir arkadaşlar. İkinci gün 45 derecelik açı, üçüncü gün tam yatar. Üçüncü gün sonra çatlar. Ya yani bunlar muhtemelen bana yan gibi duruyor. Yani 45 günlük bir açıyla 2 günlük yumurtalar. 45 derecelik. 45 derecelik evet, 45 günlük. Önce fazla açmayın. Bir karıştıracağım arada. Daha net olanlar da olabilir ama gene biraz gözüküyor bakın. Şunlar artık çatlamış kurtçuk haline gelmiş. Şunlar ve kurtçukların zemininde arı sütleri konulmuş. Beyaz beyaz. Beyaz beyaz. Biraz böyle daha net çıkan da vardır diye hatırlıyorum. Evet, şunlar da daha net bakın. Daha ileriki yaştaki kurtçuklar bakın. Bakın. Bir petek gözünde arkadaşlar bakın bal depolanmış, bir petek gözünde polen var. Kovanın giriş kısmı. Bu bir oğul. Bunların detaylarını anlatacağım. Burada bir arkadaşlar ana arı var. Ve sırtındaki damgası 61 biz... numara. Yok, numarası. İşaretlemişiz. Arkadaşlar uluslararası olarak ana arı belirli renklerde işaretleniyor. Yani 5 çeşit rengimiz var. Bu 5 çeşit renk dönüşümlü olarak kullanılıyor ve dünyanın her yerinde aynı renklerde. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Gene dönüyoruz. Beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Bu sene neydi? Neydi? Ben de sana soracaktım. Sen bana sordun. Beyaz mıydı? Niye hocam? Kırmızı değildi ya. Niye? Yeşildi. Sarı. Sarıydı. Ben aldım ama görmedim. Beyaz, sarı. Sen gönderdin bana. Ya ben Sıtkı'ya hangi renkada gönderdim diye mi hatırlıyorum? Ben hatırlasam zaten sana sormam. Şimdi şimdi beyaz sarı bu sene kaçtı? 2017. Bir sarıydı. Yok sarıydı da şeyi hesap ediyorum. 2017 beyaz sarı kırmızı gelecek. Renksiz de satılır canım. Onun bir rengi yok zaten. Hocam bir kere işaretlediğinizde her sene aynı arıyı mı? Renksiz de satılır canım. Onun bir rengi yok zaten. Hocam bir kere işaretlediğinizde her sene aynı arıyı mı? Rengi değiştirsin. Mesela 2 yıl kovanda durdu. Yoksa üretim yılıyla mı alakalı arı? Tabii üretim yılı. Yani bu ben şimdi gittim bir yerden arı aldım. Satın aldım. Kovanda gördüm. Ya işte bu ana arı düzgün yumurtluyor mu yumurtlamıyor mu? Baktım tereddüt ettim. Ana arıyı gördüm. Rengine baktım. Hangi renk? Mavi. Aa ben bu sene sarı kullandım ya. 2017, 2016, 2015.
2015'in ana arısı. Biz ana arıyı genelde 2 yıl verimli olarak kullanıyoruz. 2 yıl sonra değiştirmeye bakıyoruz. Yani bu tabii ki burada öncelikli olarak rengi değil. Öncelikli olarak yumurta düzeni. Demin gösterdim ya, yumurtalar atmış. Onlar belirli düzende olacak. Bunları zaten anlatacağım size. Öncelikli olarak yumurta düzeni. Yumurta düzeni iyiyse karar veririm orada. Ben ya bir sene daha bunu kullanayım. Yok kullanmayayım, bunu değiştireyim. Sorun çıkartmışsın. Neden? Şu da var. Ya ben şimdi sarı kullandım. Ama Nisan ayındaki de sarı. Yıl sonundaki üretim de Haziran ayındaki sarı. Temmuz, Ağustos'taki de sarı değil mi? Ağustos'ta ürettiğim bir anarı bana o sene verim göstermedi ki, daha bir sonraki sene gösterecek. Ama ben onu sarı damgaladım zaten. Şimdi onun için anarının yumurta düzeni önemli olan. Sezona başladım. Sezon ilerliyor. Çerçeveyi çıkarttım. Yumurta darmadağın. Düzenli bir yumurtlama yok. Düzenli bir gelişim yok. Yumurta düzeni bozuk. Yani bu ana arıdan kaynaklanan bir problem olduğunu gösteriyor. Ben o ana arının sarı damgalı olmasına bakmam ki, ben onu değiştiririm. Çünkü bu verimsiz bir üretim döneminde de üretilmiş olabilir. Ana arı bir sakatlıkta geçirmiş olabilir. Kışın bir enfeksiyonda kapmış olabilir. Benim yaptığım ilaçlamadan dolayı da etkilenmiş olabilir. Bununla ilgili bir sürü alternatif var. Ama sonuçta o ana arı verimsiz, ben o ana arıyı değiştiririm. Rengine bakmam yani. Burada renk bana bir kriter gösteriyor. Evet, hangi yıl üretildiğini gösteriyor. Ama benim için önemli olan yumurta düzeni. Buna dikkat edin. Rengi silinmişse düzene bakacaksın o zaman. Düzen bozuksa atacaksın. İyiyse kalacak. Bundan o çıkıyor. Sonu 1 ile biten, 6 ile biten yıllar, 2 ile 7 ile, 3 ile 8 ile, 4 ile 9 ile, 5 ile 0 ile biten yıllar. Renkler de beyaz, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Beyaz abi, çok arkaya oturmuşum, buraya gelsene ya. Dur tahtayı getiriyorum. Sen arada bakıver, hemen yazman gerekmiyor ya. Şimdi bu mavi, bu fotoğrafta, neyse, yani bunun 5 ile 0 ile biten yıllarda olduğunu biliyoruz. Yani biz şimdi eğer 2018'e giriyorsak bu hangi yılın olabilir? 2015'in olabilir. Değil mi arkadaşlar? Yani orada anlıyoruz. Sen anar arıyorum, ben erkek arıyorum. Hoca benim gözlerim hemen görüyor diyor. Yolda buldum bir tane hocam, yolda. Anar aradım. Yazdım. Havaya kaptım lan yani. Aldım gittim, arı yaptım onu. Hangi yolu? Şey, valla çimende buldum Kadıköy bir tane. Kadıköy yolu. Çimende buldum bir tane. Benimkidir o ya. Valla geçti. Çiftleşmeye çıktı. Ya madem söyledin. Artık bunların oluyormuş. Arkadaşlar, bu da hangi dönem? Kuluçka süresinde pupa. Kapatılmış, besleme işi bitmiş. Bakın, komple pırıl pırıl bir pupa evresi. Hangi arılar? İşçi arılar. Hepsi petek yüzeyi hizasında. Kabarık değil. Kabarık olan var mı? Burada yok. Maşallah var ya. Pırıl pırıl. Arkadaşlar şimdi burada da bakın, şu petek hücrelerin hepsi renkli renkli olanlar. İçlerini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi bunlar polen. Depolanmış. Ne olmuş ismi? Arı ekmeği. Arı ekmeği stoklanmış. Parlak olanlar, baktığın zaman bakın şöyle parlak olanlar şuradaki gibi parlıyorsa cam gibi, bunlar bal stoklanmış, gıda stoklanmış veya şerbetle besliyorsanız şerbetle stoklanmış olabilir.
Anar burada. Değil mi? Hocam bu anar ne yapıyor burada? Yumurta atacak yer arıyor. Anar nerede? Burada. Bu kim? Erkek. O da anar. Ne oldu? Hani görüyordum patlayı iki tane anar. Ona da dikkatli baktım ama. Arkadaşlar bu kovan farklı bir kovan. İki tane anar geziniyor. Bu her zaman olacak bir şey değil. Öyle denk gelmiş. Neden denk geldiğini de söyleyeyim. Bu şimdi sonbaharda bir tane kovanı ana arısı yumurta atmıyor diye silkeledim, çerçevelerini dağıtıyordum. Dağıtırken ben silkelemişim, o anara düşmemiş, götürmüşüm öbür kovana koymuşum. Bahar geldi, kontrol ediyorum, baktım bir tane işte bir tarafta anarıyı gördüm. Geçtim gidiyorum, bir baktım öbür tarafta da anarı. Biri damgalı ya. Evet. Öbür tarafta damgalı anarı gördüm. Geri gittim oraya baktım da orada da anarı var. Yani bu sonbahar döneminde arılar birbirini bazen kırmazlar. Yani birleştirdiğiniz zaman hemen karışır. Karışmış, ana arada karışmış. İkisi de yumurta atıyordu. Daha sonra takip edemedim hani biri çıkıp oğul verdi mi, vermedi mi, biri diğerini kesti mi veya bakmadılar mı onu bir şey diyemiyorum. Ama bu ikisinin de burada kesilmesi normal değil, anormal. Ekstra durumlar yani her zaman olacak şey değil. Durmaması lazım zaten şeyine göre. Değil mi? Yani birinden biri kovanın altında lazım. Tabii. Ya şimdi ana arı hayatını anlatacağım. Ana arılar üretim döneminde esasında birbirleriyle dövüş etmezler. Yani bu ana arıyı diğer ana arı kabul etmemezlik etmez. Dışarıdan gelen ana arıyı işçi arılar kabul etmez. Yani o bir ana arı dışarıdan gelmiş gözüyle bak. O bir yabancı arıdır, kovana girmiştir. Onu atarlar, öldürür kovanını. Ya kovanın önüne atarlar zaten o ölür. Yani o bakım olmadıktan sonra hayatta kalma şansı yok. Ama o sonbahar döneminde katmışız, karışmış ya o kovana kaynamış o. O da geziniyor, öbürkü de geziniyor. Ana arılar birbirini kesmez bu dönemde. Yani üretim döneminde birbirini kesmiyor. Ana arının hayatını anlatırken göreceksiniz ikinci derste o farklı bir şey. Yani hormonal bir sistem o. Ebat olarak büyük bir yapıda değil mi? Yok bu o çerçeve değil ya. Çerçeve eski hocam zaten değiştirmemiş. Aa bak şurada hocam. Köşeyi gel köşeyi. Senin tarafına gel. Solda var. Aşağı in. Sol aşağı köşe. Aşağıya doğru. İn. Sağa gel. Sağa doğru. Orada. Bu mu? Evet. Evet. Sağda da var. Sağda da var. Ortada var mı? Tam ortada var. Hocam, yok, bu ama o kovan değil yani. Hocam bu başka bir kovan. Aşağı in burada da bir tane var. İki. Bir tane de yukarıda ortada var. Bir tane de yukarıda var. Sağda. Hocam mücize gibisin ha. İşte ortada var. Yok o anare değil. Değil. O değil. Bunu değil. O ama aşağı o değil. Aşağı doğru. Az da aşağı. Evet, sağda. Sağda. O değil. Yok bu değil. O yanmış ya. Aşağıda var. Yok arkadaşlar. Bakın bu zayıf bir arıda kuluçka alanı bu pupalar kapalı yavrular. Kurtçuklar açık yavrular. Şu kısımda da yumurtalar vardır. Ama açısı doğru olmadığı için petek gözlerinin içi çok net gözükmüyor. Ve üst kısımda bakın polenler, ballar depolanmış. Bu esasında örnek bir çerçeve olarak değil. Hani konum arının kovan içerisindeki konumunu göstermek bakımından bir şey. Yani aşağı tarafta kuluçka, yukarı tarafta gıda deposu. Genelde baharda mı böyle oluyor hocam? Yoksa bu zayıflığı mı? Erken bahardı bu. Şurada. Burada çok abartılı çizmiyor.
şunu söyleyeyim. Bu bir çizelge. Bu araştırmacı bakın gayet güzel yazmış. Eksi 40 santigrat derece arı salkımı ölür. 4.44 santigrat derece yalnız, arılar yalnız kalırsa ölür. Yalnız kalan, bireysel olarak kalan arı o ısıda ölüyor. 5.5 santigrat derecenin altında arılar uçamaz. Kasları yeterli sıcaklıkta değildir. 10 santigrat derecede yavru gelişimi durur. İşçiler uçamaz. 10 santigrat derece ve altındaki sıcaklıklarda işçi arılar uçamıyor. Yavru gelişiminde, yavru yüzeyindeki ısı da 10 dereceye düşüyorsa pete, yavru petenin, oradaki gelişimde duruyor. 14 santigrat derece yaklaşık olarak arılar salkım oluşturmaya başlıyor. Yani toplanmaya başlıyorlar, bir yere birikmeye başlıyorlar. 16 derece ve altındaki ısılarda erkek arılar uçamıyor. 20 derece ve altındaki ısılarda kraliçe arı uçamıyor. 29,5 derecede yavrusuz kış salkımındaki merkez sıcaklık arkadaşlar. Yani salkımındaki merkez sıcaklık 29,5 derece. Yavrulu sıcaklığı yumurtalarda ve genç arılarda 35 derece yaklaşık olarak. Arkadaşlar, şimdi bu gelişimini yazarken dedim hani ilkbahar gelişiminden de bahsettik yavaş yavaş. Burada şimdi bahara çıkmaya başladık. Kovanı açmaya başladık. Bakıyoruz içeride ne var. Kovanda fazla çerçeve var mı? Varsa bu çerçeveleri bir kenara çekiyoruz önce. Ondan sonra içeride bulunan çerçevelerde iptal edilmesi gereken çerçeveler var mı? Bunu kontrol ediyoruz. Ondan sonra koloninin yeterli gıdası mevcut mu? Ya küflenmiş olan olabilir, kırılmış olan olabilir. Teli işte kopmuş, yamulmuştur, çıtası kırılmıştır. Bunlar yavaş yavaş, evet Nisan aylarında. Yavaş yavaş. Yenisini koyacağız onlara. Tabii zaten çerçeve koyacağız geliştirdikçe onları yavaş yavaş kenarı kısımları almaya başlayacağız. Onlar yavaş yavaş elden çıkacak ama buna karar vermemiz lazım önce. Bu karar aşaması bu. Ana arı var mı? Kaç yaşında? Verimli mi? Yavru düzeni iyi mi? Yani ana arı düzenli yumurta atmış mı? Düzenli yumurta attıysa belli blok bölgelerde belli miktarda, yani bir blokta yumurta varsa bir blokta pupa olabilir. Yani kovanın içerisinde yok, parça parça değil. Ama parça parça atmış, işçi arı yumurtlamış, pupa çerçevelerinde erkek arıyı gördüğümüz zaman söylediğim daha şişkin duruyor. Aralarda erkek arılar yumurtlamış. O zaman tereddüt ediyoruz. Veya akrabalık düzeyi yüksek olanlarda dedim ya boşluklar oluyor. Bu problem gözüküyor. Tereddüt ettiğimiz zaman işaretliyoruz o kovanları. Yani yapacağımız uygulamalar ne? Not alabiliyorsanız not alabilmeniz önemli olan. Onun dışında mesela şerbetleme yapıyoruz. Besleme yapıyorsak bu arıya daha fazla verilmesi lazım. İşaretliyoruz o kovanı. O kovana verilmemesi lazım. Genelde hani işaretleme de verilmeyecek olanlara çıta koyuyorsunuz mesela, verilecek olanlara taş koyuyorsunuz üstüne gibi basit uygulamalar veya işte iki kişi üç kişi çalışabiliyorsanız not almanız veya vaktiniz varsa not al. Şimdi ben kendi arıcılığımda yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü bakın bugün kaçta çıktım? 3'te. 3'te çıktım. Koştur koştur Samanlı'daki arılığa gittim. Oradakileri hemen kek koydum. Ufak ufak şerbetle baktım. Oradan atladım hemen. Hacı Mehmet köyündeki arılığa gittim. Oradakilere hemen üstün körü baktım. Hemen geldim. Yetişmiyor yani. Bir de o sırada da hani neredesin diye bir sürü arayan oldu yani. Dükkanda mısın değil misin? Yani bu koşturmaca da yetiştirmeye çalışıyorum. Bir de not tutma şansım yok. Çünkü zaten yarın da güzel hava. Pazar günü yağışa dönecek zaten. Bitecek ondan sonra. Başka bir şey yapma şansım yok. Ama hani yapabiliyorsanız, kayıt tutabiliyorsanız bu çok daha sağlıklı. Yani kovanların numaralı olması, hangi kovanda kışa girerken ne vardı,
Baharda neler yapmanız lazım, neler planlıyorsunuz? Bu sizi rahatlatacak bir çalışma. Verdim. Şey hazır verdim ama koyu. Şimdi kolonide yeterli gıda var mı? Gene işte dediğim gibi işaretleriz. Beslenecek olanlar. Burada genel bir kanaat getiririz. Yani bazen öyle olur ki bahar döneminde ya bunda balaz ama öbürkünde fazla çerçeveler var. Ballı çerçeveler. O ballı çerçevelerden buna bir iki tane koyarız. Yani rutin şerbetlememizi zaten yapacağız yani. O hepsine belirli bir düzende besleme yapacağız. Şu gelişimi sağlamak için. Ama birinde çok ballı çerçeve var. Ondan ona takviye yapabiliriz. Veya bunları alır korunaklı bir yere kaldırırız. İhtiyaç oldukça buradan kullanırız. Bunun gibi kararlar sizin arıcılık şeklinize göre karar vereceğiniz şeyler. Yavru düzeni iyi mi? Eğer değilse anaarının değiştirilmesi mi lazım? Anaarının bazı kovanlarda ya bu kovana yeniden anaarı koymak yerine bu arıyı başka kovanlara dağıtmak daha mantıklı olur. Çok zayıf bir koloni var. İki çerçeve. Zaten diğer arılar yürümüş. 5-6 çerçeveye gelmiş. Bu arı yürümemiş. Artık eminseniz anaarıdan kaynaklı. Hadi bunun anaarısını değiştirin. O anaarı tekrar yürümeye başlasın. O kovanı yetiştirmeniz zaten zor olacak. Onun yerine o kovanı diğer kovanlara birer çerçeve, birer çerçeve. Zaten iki çerçeve olunca bir çerçeve bir kovana, bir çerçeve bir kovana. Olarak dağıttığınız zaman sorun ortadan kalkmış oluyor. Ama doğal olarak, psikolojik olarak şöyle düşünüyorsunuz. Yani kovanı varlık olarak düşündüğünüz için karşı, ya bu arıyı adam edeyim, bu bir arım daha olsun. Ya bu arıyı dağıtın. Ondan sonra gidin güçlü arınızdan 2-3 çerçevelik sağlıklı bir arı bölün. Bir arınız daha olsun yani. Bu zor bir şey değil ki. Ama başta tabii çerçeveyi arış koku kullanıyoruz. Kokular kullanarak birleştiriyoruz. Sonbaharda da benzer şeyler. Yani sonbahar kontrollerinde de var. Onda da öyle. Yani iki çerçevelik bir arı var. Ana arısı zaten problemli. Yani insanlar o ana arıyı değiştireyim diye mesela ana arı soruyor. Soruyorum kaç çerçeve var? İki çerçeve. Abi ana arıyı öldür. Diğer arılarına kat diyorum yani. Ya bir arı daha olsaydı iyiydi diyor yani. Ya o arı da senin. Yani başkasının arısına katmıyorsun ki. Şimdi evet yani bu kovanın arısı, burada bir kovan var, burada bir kovan var, burada bir kovan var. Bu kovanın arısını dağıtacağız. Tabii ki ara meradan çıktığı zaman geldiğinde aynı yere gidiyor. Bu kovanı alıp buraya koyduğunuz zaman gene arı eski yerine geliyor. Kovanı burada durmuyor. Onu da söylemiş olayım söylemediğim için. Şimdi bu kovanı alıp iki çerçevelik, bir çerçevesini başka bir araya, bir çerçevesini başka bir araya dağıttık. Bu iki yandaki kovanı yanaştırıyoruz birbirine. Bu kovanın arası eğer meraya çıkar, gelir buraya kendi kovanını bulamayınca ya bu kovana ya bu kovana giriyor. Dolu geldiği için kabul ediyorlar. Boş geldiği zaman siz o çerçeveleri bir yerde silkelerseniz arılar gayet normal olarak meraya gitmeden boş olarak geliyorlar. Boş olarak geldikleri zaman bu kovanlar almıyor. Silkelemeden. Bu kovanın bazen iki kovan yan yana. Bir kovana diyorsunuz ki bu kovanın anaarı kaybetmiş, tutmaya çalışmış, anaarı yok piyasada, karar veremiyorsunuz. Sezon, bal sezonuna da çok yakınsınız. Ya bunda tarlacı da var diyorsunuz ama bu zaten bal yapamayacak. Bari diyorsunuz ki bunun tarlacısı bu kovana çalışsın. Hiç olmazsa bal taşısın, bal var merada. Bu kovanı kaldırıyorsunuz. Başka bir tezgah koyuyorsunuz. Bu kovanı da kaydırıyorsunuz ikisinin ortasına. Bunun zaten kendi arısı buna çalışıyor. Onun arıları bal akımı başlayınca gidiyorlar bal topluyorlar. Geliyorlar buraya. İlk baş girmiyorlar. Koku farklı. Eğer yoğun bal gelmiyorsa. Yoğun bal geliyorsa zaten bu da bal kokuyor ya. Direktman dalıyorlar. Yoğun bal da zaten almayacağız. Evet. Yok yok bal döneminde de yapabilirsiniz diye söylüyorum bunu. Ya bal döneminde de bu kaydırmayı yıl içerisinde farklı tekniklerde hep yaparız.
Yani bir kovanı gözden çıkarttığımız zaman ortadan kaldıracaksak tarlacısını önce bir yandaki kovana kaydırırız. Ondan sonra diğer grubu da ufak ufak dağıtırız veya işte müdahale edeceksek ona göre müdahale ederiz. Ama ana gaye dediğiniz gibi şey, kendi yerini... bulunduğu ortamda fazla sağa sola oynamamak gerekiyor. Koyuyorsak bir yere taşıyıp getirdiğimiz koyduğumuz yerde direkt kalması gerekiyor. Tabii tabii, şimdi 10 tane kovanınız var. Ama dediniz ki ben şuraya koyayım arıları. Burası çok iyi olmadı. Böyle kaydıra kaydıra oraya gidiyorsunuz. Her gelen tarlacı sağdakine kayıyor. Her gelen tarlacı sağda kayıyor. En bu taraftaki kovan kalabalık bomba gibi arı oluyor. Öbür taraftaki hep gidiyor. Millet kimse geri gelmiyor. O cılızlaşıyor. Bu sadece sizin kaydırmanızla da olmuyor. Mesela bir bulunduğunuz konumda... sürekli rüzgar alan bir yer mesela. Hep bu taraftan rüzgar alıyor. Bizim üniversitede vardı mesela. 10 tane hoca da dedi ki ya yedek arılık yapalım. Yedek arılık yaptık. Şimdi Uludağ Üniversitesi'ne herhalde gitmeyen yoktur. Şimdi otobandan çıkıp Görükle tarafından giriş yapıyorsunuz ya. O kapının tam yanı, o zaman yoktu otoban falan. O tam yanında bir kavaklık vardı. O kavaklığın altına yedek arılık yapmıştı hoca. Orası da bu asfaltın olduğu taraftan deli gibi rüzgar alıyor. Hep su dolu olurdu. Biz çizmelerle falan, çok çizme bıraktığım oldu orada. Çizmelerle gidiyorduk. Her sene 10 tane arı sokuyorduk. O asfalt tarafındaki kovanlar hep sönüyordu. 2 tanesi, 3 tanesi kışın sertliğine göre. Bu taraftaki kovan gümbür gümbür. Yani kışın bile fark ediyordu yani. Sonbaharda habire tarlacı kaydığı için hem de bal getiren arılar hep en baştakine doluyor. Bu taraftakiler aç kalıyor gariplerin. Bunlar sönüyor. 2 tanesi, 3 tanesi. Bu taraftakiler kalabalıklaşıyor. Bölgede yoğun rüzgar olduğu zaman da fark eder yani yatay olarak. Kaydırmamak. Evet. Kaydırmamakta fayda var. Yani o etekleri sağdaki ve soldakinin dışında 10 metre ilerideki kovanları. O iki peteği dağıtırken. Tabii tabii oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Oraya koyabiliriz, farklı yere koyabiliriz. Onlar çıktıkları zaman muhakkak eski yerlerine tarlacılar gelecek. Kovan içi çalışanlar orada kalacak. Ama tarlacılar Mera'ya çalıştıktan sonra ikindi uçuşunda kovanın bulunduğu yeri öğreniyorlar dediydim yani. Polarize ışıkları güneşin konumuna göre ve saate göre polarize ışığın hareketine göre kovanın mevkisini öğrendi. Tarlaya giden arı her dönüşte o mevkiye gelecek. Şimdi kışında, yazında, şimdi mesela kışın diyoruz ama kış ayındayız yani. Bir hafta önce ya bu hava soğudu, bundan sonra arı eski yerine gitmez dediniz, kaldırdınız, başka bir yere aldınız. Tarlacı gitti Mera'ya, hop eski yerine gelecek. Tarlacılar Mera'dan dönüşte eski yerine. Yeni tarlacı olanlar her çıkarken kovana dönük gittikleri için bazen eski yerlerine dönmez, tekrar orada çalışırlar. Yani onlar daha Mera'yı yeni öğreniyor ya. Her çıkışta bir bakınırlar giderler. Ama eski tarlacılar direktman çıkış yaparlar. Yani nereden çıkıp gittiklerine bakmaz. Ama dönerken hep aynı rotayı ararlar. Ondan dolayı onlar hep kayma yapacaklar. Bu garantisi var mı? Yarım metreye kadar kaydırabiliriz. 30 santim falan. Yani mecbur kal. İşte şimdi sen yana doğru kaydığın zaman bu taraftaki kovanlarına yığılacak arı. Ama tek başına olduğu zaman mesela burada fikir üretmenizde fayda var. Ben şöyle bir şey yaptım mesela. Benim Ocak ayında geldiler. İşte koyduğum yer neydi? Koyduğum yer belediyenin yoluymuş. Bir ön tarafı tarlaymış. Biz muhtara sorup hani koyduk. Belediyede o yol alanına şeyi, bir inşaatın harfiyatının dökülüp oraya biriktirilmesine izin vermiş o inşaat şeyine. Ondan sonra adamlar geldi Ocak ayında, dediler ki kamyonlar arkamızdan döke döke geldiler, aralara yaslar. Adamlar dediler ki burası yolmuş kardeşim, biz, bize belediye dedi buraya dök. Ya dedik olmaz, hani yola falan dökülmez, harfiyat mı götüreceksin? Belli bir alır. Ben anlamam dedi yani, belediye böyle dedi. İyi dedik, biz de kaldıracağız arıyı. Şimdi kaldıracağım, önü alacağım ama arılar şaşıracak. Hava da güzelleşiyor.
Kapattık kovanların ağzını. Arıları direktman akşam ön tarafa aldık. Açmadık. Açmadık ama adamlar da harfiyatları dökünce eski işaretlerin hepsi ortadan kalktı. Şimdi arı kovanın yerini ezberlerken burada taş var, burada ağaç var, burada set var, yanında bu kovan var, yanında şu kovan var. Fotoğrafı çekiyor, onu arıyor geldiği zaman. Şimdi kovanın yeri değiştiği zaman şunu yapıyor arı. Geliyor, kovan yok. Toprak yığını var. Bir kademe geri gidiyor. Verinin bir geri verisine gidiyor. Polarize ışık evet böyle geliyor. Şu ağaç buradaydı. Evet uyuyor. Kovanın burada olması lazım. Ama yok. Bir geri daha gidiyor. Tekrar diğer verileri değerlendiriyor. Bir bakıyor burada bir kovan var. Bakıyor içerideki koku kendi aile kokusundan giriyor. Çünkü diğer şekiller ama diğer şekillerde uyduğu vakit hepsini gördüğü için o sabit orada arıyor. Gelenler de orada bir topak oluşturuyorlar. Onun için kaldırdıysanız, mecbur kaldınız, aynı hizada geriye doğru veya öne doğru kayma yapabilirsiniz. Geriye doğru veya öne doğru kaydığınız zaman bile tezgah verilerini ortadan kaldırın. İşte taşları, işte örtüleri, tezgah koyduysanız tezgahın şeklini, şemalini ortadan kaldırın. Bir görüntüyü değiştirin yani. Arı bir sonraki veriye gitsin. Bir sonraki veriye gittiği zaman ya, bir sonraki görüntüye gittiği zaman kovanı orada görebilsin. Benim yaptığım taktik bu. Hiç mi bulamaz hocam? Yani bugün bulamadı da yarın yani geldi orada bir topak oluşturdu. Yok, buluyor. Bir dönüyor tekrar çevreye bakıyor ama ya işte bugün bulamadı, yarın da yağmur yağdı mesela. Döküldü arı, gitti. Şimdi 5 kilometreden uzak bir alanda yer değiştirdiğimiz için kullandığım eranın dışına çıktık ya. O zaman sıkıntı yok. Şimdi bazen hani ne kadar alan, biz 5 kilometre alandan uzağa arı götürmeye çalışıyoruz. Ama bunda bile bazen kayma yapabilir. Dedim ya, verimli çalışma 3 kilometrelik alan içerisinde. Bazen 1 kilometre ileriye gideriz, hiç arı kaymaz. Denediğimiz vardır yani. Benim şimdi 2 arılığım arasındaki mesafe kısa yani 2 kilometreden kuş uçuşu yakın ama arada dağ var. 2 aralıktaki arıların da çalıştığı mera tamamen farklı. Yani arada dağ olup buradaki arı bu meraya çalışıyor, buradaki arı bu meraya çalışıyor. Ama buradaki arı bu meraya çalışıyorsa siz şimdi kovanı getirdiniz buraya koydunuz. Sabah çıktı arılar bu meraya çalıştı tepedeki. Bu merada çalışan önceden de buraya çalıştığı için buradan eski yerine gelecek. Evet, taşımada o zaman sıkıntı oluşacak. Onun için hani biz ne yapıyoruz? Önce hani bir iki kovan götürdük. Ertesi gün kovanları aldığımız tezgahlara baktık. Gelen giden var mı diye. Baktık hava güzel, gelen giden yok. Demek oradaki mera yetti ona. Buluyor oradaki merayı. Yani yüksek dağ sırası olduğu için vadi hava akımı farklı, orayı kullanıyor ara. Öbür tarafa gerek duymuyor demek ki. Tepenin öbür tarafına çalışmıyor. Çalışmayınca sıkıntı olmuyor. Arı kovandan çıktığı zaman direkt kovan arkasına da geçer mi? Uçuşunu yani direkt nereye doğru mu yapar? Yok yok, her tarafa. Dört bir tarafa çalışır. 360 derece. Uçuş yani tabii her tarafa çalışır. Artı şey, sıcak hava akımlarını kullanır. Bütün uçan canlılar gibi. Vadi... Bir yerden bir yere taşırken ne kadar arı kalır? Arıları taşırken akşam... Akşamdan kalan arı ne kadar kalır? Bu ne kadar nüfustaki arıyı kaldırdığınıza bağlı. Şimdi iki katlı arıda da kalan miktar farklıdır. İki çerçeve arıda kalan miktar farklıdır. Katlıda çok kalır da kalan arıyı önemsemeyiz biz. Kalan arı bir de tarlacı, yaşlı tarlacılar kalır çoğunlukla. Yani o merada çiçeğe gittikten sonra havanın kapatıp uçamayacak duruma gelen arı merada kalır. Yani 50-60 kovan kaldırıyorsunuz. Bazen yarım kovanlık arı kalıyor geride. Bazen 2 kovanlık, 3 kovanlık arı kalıyor ama o kovanların içerisine koyduğunuz şey, kadro koyuyorlar, yavru koyuyorlar, ana koyuyorlar falan ama o kadro çabuk tükeniyor.
Yani benim kendi görüşüm o kalan kadro çoğunlukla yaşlı tarlacılar olduğu için bir hafta sonra tükeniyor arı, kalıyor iki çerçeve zaten. Zayıf arı koyuyorlar yani. Zayıf arı koyulursa zayıf arı bir haftada biraz daha toparlıyor. O daha iyi oluyor. Yani zayıf arılar kalabilir. Burada taşınırken zaten söyledik madem. Taşınırken mesela mecbur kaldıysak ya işte karşılaşılan şeyler. Hani burada bahçeniz burası. Burada arınız var 10 tane ama şuraya bir tezgah yaptınız. Arıyı oraya almak istiyorsunuz. Tarlacı geri kayacak mı? Kayacak. İşte erken dönemde ben şahsen şunun yapılmasını tavsiye veriyorum. Yani bütün arı kendinizin. 5 arıyı bir grup taşıyorsunuz. Her iki arının yanındakini taşıyorsunuz. Zayıf olanı geri bırakıyorsunuz. Bu arı gidince, tarlacılar buraya kayınca bu arı güçleniyor. O arıyı besleme yaptığınız dönem ya, o arının tarladan bal getirmemesinin sıkıntı yok. Bakıyoruz zaten. Bu arı güçleniyor. Kaldı 5 arı. 5 arının 3'ünü daha taşıyorsunuz oraya. İkisi kalıyor. O ikisi de güçleniyor. 2 tanenin bir tanesini taşıyorsunuz. Tek arı kalıyor. O tek arıyı kapatıyorsunuz. 5 kilometre alan dışına götürüyorsunuz. 10 gün kadar orada çalıştırıyorsunuz. 10 gün sonra getiriyorsunuz. Tekrar oradaki yere koyuyorsunuz. Buradan tezgaha kaldırıyorsunuz. Böylece 10 arıyı taşımıyorsunuz. Bir tane arı taşıyorsunuz. Sorun ortadan kalkıyor yani. Basit bir yöntem. Yapılabilir. Hani bal döneminde de bazen, temin dedim ya, bal döneminde de ya arılarınız var ama işte istediğiniz gibi geliştiremediniz. Hepsi katlı kalabalık olarak gelmedi. Ya bal getireceğini şüpheli. Diyorsunuz ki ya ben hani bir grup arıyı seçeyim, onlar daha çok bal yapsın. İşte zayıf olanları, bu sefer zayıf olanları kaldırıyorsunuz. Güçlü olanları bırakıyorsunuz. Güçlü olanlara tarlacı takviyesi olmuş oluyor. Yani. Tarlacılar mereden sürekli bal getirecekleri için yoğun bal depolaması oluyor bunlar. Bu hep kovanın kendi yerini sabit bilmesinden kaynaklanan farklı yöntemler. İki kovanı taşıyorsunuz, bir kovan kalıyor. İki kovanın tarlacısı da buna katılıyor. Üç kovanlık tarlacı oluyor içeride. Meradan bol miktarda gıda gelişi sağlanmış oluyor. Tabii dövüş olmuş olabilir. Arkadaşlar hastalık kontrolleri, onları da hastalıklar konusunda anlatacağım. Belirtileri, tespitleri, hastalıklara karşı müdahaleler. Bunlar gene ilkbahar ayında kontrollerimizi yapıyoruz. Hastalıkları erken tespit ederseniz, yani bir kovanın iki çerçevesinin komple yavru üşütmesi var. İki çerçeve yavru üşütmüş olabilir. Ama bir çerçevede şöyle blok halinde yavru üşütmesi görmeniz var. Yani siz bunu ufak bir alanda etki etmişken görürseniz buna tedavi amaçlı erken dönemde müdahale edersiniz. Yani ilkbaharın erken döneminde. Ama müdahale etmediniz. İki ay geçti bu yayıldı veya bir ay geçti yayıldı. Bal dönemine girecekken bunu tespit ettiniz. Hiçbir anlamı yok. Sezon gitti. İlerlemiyor zaten. İlerlemiyor, duraksıyor zaten. Belirtilerini söyleyeceğiz zaten. Ama hastalığın erken tespit edilmesi, gene varova ilaçlamalarının periyodik yapılması. İlkbahar döneminde varova ilaçlamalarını yapıyoruz. Varova arı kenesi dediğimiz, diyebileceğimiz bir. Genelde bit olarak denir ama bit değil. Arı biti diye eskiden bir böcek vardı, akar. O arının balına ortak olurdu sadece, bitti. Gerçekten ama varova gelince varova arı kenesi. Bu arının kanını emerek yaşayan bir böcek. Bunun ilaçlamaları yapılınca bit ortadan kalktı zaten. Bit diye bir şey kalmadı. Çünkü bit yavru gözünde falan devam etmiyordu hayatına. Varovayı anlatacağım zaten. Ama tespitlerinin ve ilaçlamalarının yapılıp arının sezona sağlıklı sokulması. Yani baharda yaptığınız uygulamaların hepsi sizin sağlıklı bir bal sezonuna girişinizi sağlayacak bir şey. Ondan sonra zaten sonbahar uygulamaları. Yani sezonumuz kısıtlı olduğu için bizim ilkbahar uygulamaları dikkat ve tespitlerin nasıl çalışacağımızın bir belirtisini kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Ve nasıl bir sezon geçireceğiz? Yani arımız güçlü mü değil mi? Arımız zayıf mı? Biz bu arıyı çok mu bakım yapacağız? Yoksa arı kendi kendine bile yürüyebilecek güçte mi? Biz bundan bölmeler yapıp arı çoğaltabileceğiz mi? Bu kararları hep bu dönem veriyoruz.
bahar kontrollerinde karar vermeye başlıyoruz. Arılarımız, bizim arılarımız çok güzel çıktı bu sene. Bu sene çok verimli bir sene olacak. Biz bu arıları hızlı geliştiririz. Belki bunlardan arılar da çoğaltırız gibi tespitler yapmaya başlıyoruz kafamızda. Yani planlamaları yapıyoruz ilkbaharda. Şimdi ilkbaharda bir de kovan temizliğimiz var. Şimdi bu da kovanın içerisinde kullanılmayacak çerçevelerin alınması falan tamam yapıldı ama kovanın kendi aksamları da çok kötü olabilir. Yani kovan rutubet çekmiş olabilir, küflenmeler olabilir, tabanı siyahlıyor olabilir. Şimdi son zamanlar bu havalandırmaların artmasıyla kovanlarda bunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Yani polenlikli kovanlar bunu biraz daha ortadan kaldırıyor. Veya havalandırmaların olması kaldırıyor. Yani bazen bazı arıcılarımız bahar temizliğini yapmadan bile direktman devam ediyorlar yani. Ama temizlik yapılmasında fayda mı var? Çok fayda var arkadaşlar. Yani kovanın altındaki o rutubet ortamı, küflü ortamı ortadan kaldırdığınız zaman arının çalışması hemen değişiyor. Kürmüzden yaklaşık olur mu tabanı? Onları anlatacağım bakın. Yani kovanın rutubetli, küflü, işte kararmış tabanlı bir kovandan arıyı temiz kovana aldığınız zaman şöyle karşıdan oturun seyredin önce. Değiştirdikten sonra oturun seyredin. Tamamen çalışması değişiyor. Çerçevelerde kullanırken de işte eski çerçeveleri ben de eskiden çok kullanırdım. Rahmetli bir arkadaşım var. Beraber arı bakıyoruz. Benim öğrencim yani. O mesela bir gün arı bakıyoruz. Aynı köyde çerçevenin bir tanesini çıkarttım. Hafif şöyle altında böyle 2 santimlik ufak bir küf var. Ama diğer taraf pırıl pırıl sapsarı petek yani. Baktım şöyle dedim ya bunu koyayım dedim ya. Koyma dedi onu dedi. Çok konuşmaz da böyle. Koyma onu dedi. Ne diyorsun dedim ya. Kokla bir dedi, kokla dedi. Kokladım abi. Yani elinde mikroorganizmayı direktman kovana koyuyorsun işte. Yani öbür türlü diyorsun ki ya işte bu petek iyi idare eder, arı temizler. Temizlemiyor mu? Arı ne petekleri temizliyor biliyor musunuz yani? Ne? Yani böyle bakmak istemeyeceğiniz petekleri koyduğunuz zaman pırıl pırıl ediyor. Ama arıyı o kadar çok uğraştırıyorsunuz ki. Ben ondan sonra kestim böyle azıcık bir küf çıtada bile şey olsun hiç uğraşmıyorum. Direktman kesiyorum. Niye uğraştırayım arıyı? Ben o arıyı geliştirmeye çalışıyorum. Bir ortamı mikroorganizmayla yani faydalı mikroorganizma ayrı. Küf arı için faydalı bir mikroorganizma değil. Zararlı olabilecek, ona zararlı değil ama ortamda zararlılık oluşturabilecek bir organizmayla bile doldurmanız o ortamını bozmanıza sebep oluyor. O ortamın temizliğini ortadan kaldırıyorsunuz ve onun için daha zararlı olan mikroorganizmalara kapı açıyorsunuz. Direncini kırıyorsunuz. Onu tamamen kullanmayacaksınız yani. Ortadan kaldıracaksınız. Çalışan arı kovanın üzerinde karıncalar dolaşabilir mi? Dolaşır. Tabii dolaşıyor. Ya karıncalar hazır beleşe konuyorlar biraz. İşte kenarda arı ölüleri, kalıntılar, artıklar, mum parçaları, polen kalıntıları hepsini taşıyorlar. Şimdi bir nebze temizlik yapıyorlar. Biz itiyoruz. Bir de karınca asitini biz varova ilaçlamasında kullanıyoruz yani. Arılar kızıp saldırsa bile bazen karıncalara döküyorsunuz. Karıncalar otomatikman formik asit salgılıyorlar. Onlar formik asit salgılayınca arılar yanıyor. O kokuyu rahatsız ediyor. Koku yakınca onları arı direktman saldırı pozisyonuna geçiyor. Sizin için de rahat olmuyor ama bir bakıma da diyorum ki yani formik asidi direkt kullanıyoruz zaten. Direkt karıncayı dökmek de doğal bir şey. Uygulama esasında. Ya kovanda aşırı rahatsızlık verecek forma gelene kadar baş edemiyorsunuz yani bazen. Benim de var şimdi aralıkta eski kovanlar. Kapağı koyuyorum üstüne. Saçla kovana da gölge bir yere koymuşum. Kovanın yeri çok güzel. Saçla o eski kapak arasında karınca yerleşmiş. Şimdi bu kapağı alıyorum, ayırıyorum, başka bir kapak getiriyorum, koyuyorum. Hepsini taşıyorlar buraya, tekrar buraya.
Ya onlar için tercih kovanın eski olması değil. Kovanın bulunduğu yerin güzel olması. Altta da hazır arı var. Oradan beleş gıda da var. Yani ben kapağı değiştiriyorum. Onlar tekrar o kapağa yerleşiyorlar yani. Valla onu yapacaklar diye korkuyorum zaten yani. Karınca bir taraftan sarıyor, ısırıyor. Formik asidi salgılıyor, arı kızıyor, o saldırıyor. Zaten huylu bir arı. Ya o kovana hiç bakmak istemiyorum yani. Kendi aralarında takılsınlar. Biz bir de kek falan da koyuyoruz. Şimdi onlar bir alan bulursa hazır oradan kekten de faydalanıyorlar. Aşağıda arı ısıtıyor. Kapağın olduğu yer soğuk havada da sıcak. Zaten birçok haşerat var. Direktman kapağın arasına yerleşiyor. Kapakla tahta arasında hemen oraya yerleşiyor. Bizimki akrepler bile oraya yerleşiyor yani. Hemen bakıyorlar sıcak yer. En sarımsak suyu. Yani kullanılabilir. Gelmiyor. Etki ediyorsa iyi. Sarımsak yemiyor. Karınca mı? Arı ne kadar sarımsak seviyor acaba? Mesela sağ olsun bizim hanım sarımsak hastası. Kapı yürüyorum hemen varsa. Dağıtıyoruz. İyi. Kovan örtüsü olarak o muşamba. Şöyle 2 milimlik, 3 milimlik.